Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı ailesinden herkese merhabalar. Ben Ziraat Mühendisi Mustafa Can. Bugün sizlere arkadaşlar sonbaharda asmada köklendirme işlemi nasıl yapabiliriz? Herhangi bir köklendirici, herhangi bir ilaç kullanmadan en basit yöntemlerle sizlere anlatmak istiyorum. Aslında bu işlemleri yapmak çok basit ama bir yandan da belli başlı prosedürler var. Daha kolay ve daha garanti olabilmesi için. Biz bunu ilkbaharda da yapıyoruz ve sonbaharda da yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz üzere şimdi kullanacağımız sürgün özellikle bu yıl genç sürgün. Hani 1 yaşındaki bir sürgünü kullanacağız. Ve bu işlemde herhangi bir şey kullanmıyoruz biz. Bunu iki farklı şekilde yapabilirsiniz. Bir, toprağa daldırma yöntemiyle. İki ise bir bidon yardımıyla yapacağız. Biz hemen bu uygulamaya geçelim. Geçmeden önce değerli dostlarımız sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi bunun uygulamasını yapalım hemen. Arkadaşlar sizler asmaları nasıl köklendirme yapıyorsunuz? Herhangi bir ilaç kullanıyor musunuz acaba? Veyahut da bu şekilde organik yöntemlerle mi uyguluyorsunuz? Sonbaharda mı yapmak sizce uygun? Veyahut da ilkbaharda mı? Ben ikisini de yapıyorum da. Hani ben sizlere bu konu hakkında soru sormak istiyorum. Hani gönderiler altına yorum yapabilirsiniz. Ve asmada en yüksek verimi elde etmek için sizce neler yapmamız gerekiyor? Bu konu hakkında da yorum yapabilirsin. Şimdi hemen uygulamamıza geçelim. Öncelikle arkadaşlar şu şekilde tek yıllık sürgünümüzü bu şekilde önce gördüğümüz onun üzerine eğiyoruz. Ve bunu bu şekilde bir tane herhangi bir bidona yerleştiriyoruz. Şu şekilde bakın. Herhangi bir budama işlemi de yapmıyoruz ve bunu bu şekilde bidona yerleştirdikten sonra üstüne toprağını ekleyeceğiz ve bu toprağa isterseniz biraz torf falan katabilirsiniz. Benim bulunduğum bölgedeki toprak yeterince organik madde miktarıyla zengin olduğu için ben ekstradan herhangi bir gübre falan torf katmadım. Bu şekilde arkadaşlar iyice ağzına kadar dolduruyoruz bakın. İyice şekilde yapalım. Bunu yaptıktan sonra geri kalan boş kısmı da böyle yapıyoruz iyice. Ve daha sonra bu bidonun alt kısmından bir iki tane delik açmanız gerekiyor. Onu söylemeyi unuttum. Çünkü drenajın olması gerekiyor. Burada hava sirkülasyonu olması ve mümkün olduğunca bu dalların dış kısma gelmemesi. Hani köklenme işlemin bildiğiniz üzere karanlık bir ortamda gerçekleşiyor. Onun için diyelim ki kökler dış kısma geldi. Onu nasıl yapacaksın? Şu şekilde bir tane poşet yardımıyla arkadaşlarımız. İç kısmı bir tık daha karanlık etmeye çalışacaksınız. Ve bunu böyle bağlayıp ilkbahara kadar ve mümkün olduğunca toprağı nemli tutacaksınız. Şu şekilde sürekli suyunu verin, iyice toprak suyunu alsın. Bakın arkadaşlarımız. Ve bu işlemi yaptığınız zaman kesinlikle asmanın üst kısmından veya da herhangi bir yerinden budama yapmıyorsunuz. Bu iş budama işlemini ilkbaharda toprağa uygulayacağımız zaman yapacağız. Çünkü asma bildiğiniz üzere su kaybeden bir bitki. Ve kış şartlarına göre eğer ki su kaybı olduğunda çatlamalar ve kurumalar gerçekleşebiliyor asmamızda. Bu şekilde daldırma işlemi nasıl? Ben şimdi hemen onu da sizlere bahsedeyim. Başka bir sürgünden göstereyim ben onu da sizlere. Yanında bir dal alayım hemen. Arkadaşlar daldırma işlemi ise farz edin şu bir asma dalı. Bunu bu şekilde, bu da toprak, hani bunu herhangi bir ağaçtan koparmadan ağacın şurasından şu şekilde toprağa gömüyoruz. Aynı şekilde buraya kadar ve bu toprağın altında kaldığı zaman ne oluyor? Burada kök salmış oluyor. Ve ilkbaharda bu köklenmiş kısımdan buradan kesiyorsunuz. Bunu topraktan alıp başka bir yere götürebiliyorsunuz. Bu şekilde de köklendirme işlemi yapabilirsiniz. Bunlar çok basit yöntemler aslında. Sadece nedir ki bunları çiftçilerimizle ve insanlarımızla buluşturmamız gerekiyor. Onları anlatmamız gerekiyor. Asma'da benim söyleyebileceklerim bu, bunlar arkadaşlarımız. Sizler ne tarz uygulamalar yapıyorsunuz? Kanalımıza yorum yapabilirsiniz. Bu konu hakkında merak ettiğiniz sorular da video altına veyahut da açıklama kısmında Instagram adresimize bize yazabilirsiniz. Hemen size dönüş yapacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı bereketli sezonlar diliyorum.